5 kişi var, bu 6 kişi var. Ya belediyenin önündeki mesaj öyle tahmin ediyorum yerine ulaştı ya da ulaşmadıysa da zaten buradan devam ediyor aynı mesaj da. Hani annelerin aslında oradayken de buradayken de söylediği şey şu: biz artık çocuklarımızın kirli savaşa alet edilmesini istemiyoruz. Hiçbir kesimin, ne devletin ne PKK'nın savaşında çocuğumuzun ölmesini istemiyoruz. Artık PKK'nın taleplerinin şehirlerde daha gitmeden buralarda da hay kurulabileceğini, dile getirebileceğini, hal olabileceğini, bunun için barışın topyekun bir şekilde sadece bizim çocuklarımız değil, bütün herkesin çocuklarının dağlardan inmesi için muhatap olarak devleti de muhatap gösterdiklerini anneler zaten söylüyorlardı. Ama öyle zannediyorum ki bir şekilde BDP'liler ya da işte belediye yetkilileri, yani zabıtalar, bizim bu haykırışımızı ya yanlış anlıyorlar ya sadece kendilerine yönetilmiş bir sesmiş gibi algılıyorlar. Halbuki biz kirli bir savaşa hayır diyoruz. Kimin zoruna giderse gitsin. Çocuklar dağlara götürülmesin diyoruz. Devlete de diyoruz ki sen de 1,5 yıllık barış sürecinde sadece silahları susturmuşsun. Eyvallah, minnettarız her iki tarafın bu hassasiyetine, hem Sayın Öcalan hem de şeyin, devletin. Ama bu yetmez. Bir de pratik anlamda adımlar atman lazım. Sadece silahlar sustu, eyvallah da. Bir de bu geri dönüşle ilgili mücadele etmen lazım. Çocukların sağ salim evlerine dönebilmesi için, sadece çocukların değil, bütün gençlerin, bütün dağdakilerin. Sen de artık adımını at. Bunu bütün böyle ne gerekiyorsa yap. Bunun için de bu bağımsız meydandan, orta refüjden çıkıp dağ kapı meydanına bütün herkese, yani meşruiyetini barıştan, insan haklarından, demokrasiden alan partilere, sendikalara, STK'lara yeterince belki hadi manipüle edilmiş basın, medya yanlış anlatmış, ana akım medya diyelim ki işte, ama bak biz buradayız, tarafsız bir alandayız. Dolayısıyla hala burada olmazsanız yarısı kapınızı işgal ederiz. Çünkü biz burada bir partinin, biz ideolojinin sesine ses vermedik. Biz burada merhametin, annelerin merhametinin ve vicdanının sesine ses verin dedik. Ama ne İHA'de, ne Baro, ne BDP, ne diğer partiler, hiçbir yanımızda olmadı. Hiçbir bu annelerin sesine ses vermedi. Yani biz diyoruz ki bir kirli savaş bitsin, bu insanlar ölmesin. Yazıktır. Gençler dağlara götürülmesin. Yani şimdi mesela devlet bile okuyan gençleri dağlara, askere götürmüyor. Çünkü diyor ki okuyor onlar diyor. Okusunlar, bitirsinler. Ondan sonra biz zorunlu askerliğe bile hayır dedik. Yani daha nasıl bir marjinal bir şey bekliyorlar da bu demokrasi söylemlerinde bulunan, barış söylemlerinde bulunan insanlar niye buralarda değiller? Bak yine söylüyoruz. Biz hiçbir partinin, hiçbir STK'nın, hiçbir ideolojinin mensupları değiliz, taraftarları değiliz. Birçoğu da bunların, bu insanların BDP oy vermiş. O belediyedeki insanları oralara onlar getirmiş, biz getirmişiz. Şimdi ne oldu da dünün barış çadırları meşruydu da bugünün barış çadırları bu kadar gayrimeşru olmaya başladı? Yani ne oldu? Biz yine şişere krejere na diyorduk. Yani kirli savaşa hayır diyorduk. Yine çocuklar savaşa gitmesin, kan akmasın diyorduk. Yine savaşa gitme, kardeş kanı dökme diyorduk. Eyvallah'tı da. Şimdi aynı mesajları vermek, aynı barış çadırlarını kurmak niye bu kadar şey? Yani biz bunu, bu tepkiyi niye bu kadar, yani tepkiyle karşıladılar? Ben hiç anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Eğer yarın da burada olmazlarsa, bu annelerin bu açlık grevine destek vermezlerse, İHA'dedir, Baro'dur, şudur budur, o zaman biz oraları da işgal etmeyi biliriz yani. Oralarda da açlık grevlerimizi o kapıların önünde de durdur, yaparız yani. Yoksa biz başımız sıkışsa İHA'ya gidiyorduk. Bugün barış diyoruz ya, barış. Yani savaş olmasın demek en fazla Baro'nun, İHA'nın seslendirmesi gereken şeydi.
Ben sağlık demezim bir rahmet. Ben torunu kut kozdunum, zarukeyi kut kozdunum, tişkine kozdunum, barış kut kozdunum. Bu kadar mazama kut kozdunum. Bu kadar mazama kut kozdunum. Bu kadar mazama kut kozdunum.